Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıyır kıyır ağzınızda kum gibi dağılan ve derin dondurucuda da rahatlıkla saklayabileceğiniz şahane bir kurabiye hazırlayacağız. Kurabiyemizin yapımı için gerekli malzemelerimiz öncelikle 125 gram oda ısısında bekletilmiş yağa ihtiyacımız var. Arzu eden tuzsuz tereyağı, arzu eden margarin kullanabilir. Ardından bir adet yumurta, 200 ml'lik klasik su bardakları ile yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağını biraz geçecek şekilde pudra şekeri, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 paket şekerli vanilin ve 1 çay kaşığı kabartma tozuna ihtiyacımız var. Malzemelerimizi elimizle güzelce karıştırdıktan sonra üzerine azar azar alabildiği kadar un ilavesinde bulunacağız. Kurabiyenizin aldığı un miktarı kullanmış olduğunuz unun markasına bağlı ve yumurtanızın boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Lütfen azar azar kontrollü bir şekilde ilave edin. Ben kurabiye hamurum için 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla toplamda 3 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olsun. Lütfen hamurunuz kıvamını aldıktan sonra çok fazla yoğurmayın. Videoda da kıvamını yakından görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz kıvamı elde ettikten sonra un miktarı yeterli demektir. Şimdi kurabiyelerime şekil verebilmek için videoda gördüğünüz şekilde yine yıldız uçlu bir duy kullanacağım. Eğer arzu ederseniz kurabiyelerinizi ellerinizle yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz veya arzu ettiğiniz farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Her türlü şekle uyum sağlayacak gayet güzel bir hamurdur. Yaklaşık 4 parmak boyutunda duyun içerisinden hamurumu sıkarak çıkartıyorum ve hamuru iki ucundan tutarak iki tarafa döndürüyorum çok hafif bir şekilde. İki ucunu da birleştirerek simit şekli veriyorum ve artık kurabiyemiz şeklini almış oluyor. Şeklini çok fazla bozmadan ek yerini de birbirine güzelce yapıştırmaya özen gösterin. Yine arzu ederseniz aynı hamurla elinizde küçük küçük yuvarlaklar yapabilirsiniz ve piştikten sonra kurabiyeleriniz henüz sıcakken arzu ederseniz üzerine pudra şekeri ve tarçın karıştırarak kurabiyelerinizi bu karışıma bulayabilirsiniz ve tek lokmalık tarçınlı kurabiyeler de elde edebilirsiniz bu hamurla. Öyle de gayet lezzetli ve çok güzel bir kurabiye oluyor. Eğer isterseniz kurabiyelerinizi pişirip tamamen soğuttuktan sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartarak ikram edebilirsiniz kurabiyelerinizi. Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız da ağzı sıkı kapalı bir saklama kabına koyarak yaklaşık bir ay kadar serin bir yerde de muhafaza edebilirsiniz. Bir ay kadar tazeliğini koruyabilen bir kurabiyedir. Hamurum bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini tıklamayı da unutmayın lütfen. Kullanmış olduğumuz bu malzemelerle ve bu hamurla toplamda 25 adet kurabiye elde ettim. Yaklaşık 20 tanesini tek tepside, geriye kalan 5 tanesini de diğer tepside pişirdim. Arzu ederseniz birbirine biraz daha yakın koyabilirsiniz. Ben görüntü bozukluğu olmasın diye tek tepsiye 20 adet kurabiyemi koydum. Geriye kalanını da ikinci seferde pişirdim. Tamamını şekillendirdikten sonra 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınımda alttan ikinci ızgarasında toplamda 25 dakikada pişti benim kurabiyelerim. Üzeri hafif pembeleşecek ve altı biraz daha kızarmış olacak şekilde kurabiyelerinizi kontrol ederek fırınınızdan alabilirsiniz. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizler de kontrollü bir şekilde videoda görmüş olduğunuz rengi yakalayıncaya kadar pişirme işlemine devam edebilirsiniz. Hatta arzu ederseniz biraz daha beyaz kalacak şekilde de pişirebilirsiniz kurabiyelerinizi. Pişirmiş olduğum kurabiyelerim fırından alıp tamamen soğuduktan sonra eritmiş olduğum bitter ve sütlü çikolata karışımına batırıyorum ve bir parça Hindistan cevizine batırdıktan sonra tepsime tekrar kurabiyelerimi diziyorum. Üzerinin çikolatası da soğuyup donuncaya kadar bu şekilde bekleteceğim.
İsteğe bağlı olarak kurabiyelerinizi pişirdikten sonra sadece bitter çikolataya, sütlü çikolataya veya beyaz çikolataya da batırabilirsiniz. Eğer bunların herhangi birisini tercih etmiyorsanız sade olarak bırakabileceğiniz gibi bir parça reçel veya marmelata batırdıktan sonra da yine Hindistan ceviziyle süsleyerek kurabiyelerinizi sunuma hazırlayabilirsiniz. Gerçekten pastane kurabiyesi lezzetinde kıyır kıyır ağzınızda dağılan ve elinizde ufalanabilen böyle çok güzel kıvamı ve dokusu lezzeti olan bir kurabiye. İnşallah bu tarifi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Tarifimi denemiş arkadaşlarımdan yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Lütfen geri dönüş yapmayı ihmal etmeyin. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz bu tarz videolarımın devamını isterseniz paylaşmış olduğum videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşmasını sağlayabilir ve kanalıma destek olabilirsiniz. Kurabiyemin dokusunu merak eden arkadaşlar için birazdan hemen bölerek sizlere kıvamını ve dokusunu yakından da göstereceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi dilimin döndüğünce tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.